Gold's Gym. Yeah. Dostlar, yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Dubai'den çıktık, Abu Dhabi'ye geldik biliyorsunuz. Abu Dhabi'de kocaman bir AVM'ye geldim yine. Burası büyük bir AVM. Ve ben bu AVM'de ne için bu AVM'ye geldim? Gold's Gym. Yeah. Abu Dhabi'nin Gold's Gym'i. Şöyle söyleyeyim size. Biraz etrafı çekeyim. Burada, bu arada taksiden indim. Uyumuşum takside. Uykulu hissediyorum biraz. Burada birkaç tane Gold's Gym var. Ben bir tanesine geldim. Gold's Gym hangi Gold's Gym oldu çok fazla fark etmiyor. Bir sonraki videomda da en büyük Abu Dhabi'nin en büyük spor salonuna gideriz artık. Çok fazla lüks araba var burada. Turboları görüyor musunuz? Turbolar. Seni abi makineye benziyor. Okey. Önce bir kahve içelim. Kahveden sonra Gold's Gym'de güzel bir antrenman yapıyoruz. Abu Dhabi'de çok fazla lokal insan var. Yani çok fazla yerel Arap var. Dolayısıyla çok fazla Arap istiyle insanlar var. Ama Dubai'de o kadar fazla değil. Burada herkes yerel kıyafetler. Normalde AVM'lerde girerken kontrol yok. Bakalım burada var mı? Burada da yok gördüğünüz gibi. Yani çanta kontrol yok. Türkiye'deki gibi. Ve buradaki bütün insanlar diyorlar ki Türkiye'de çok fazla mafya var değil mi? Sen de mafya mısın? Bu şekilde konuşuyorlar. Şimdi bir kahve içmek istiyorum. Önce bir yukarıya çıkalım. Kahvemizi içelim. Hem de uyumuşum takside. Bir kendime geleyim. Burası güzel. Ha, G-Shop. Benim saatlerim. Kuru yemişler. Tahmin ediyorum bir tane market var. Bu arada insanları çekmemeye çalışıyorum çünkü insanlar burada kapalılar ve videoda çıkmak istemiyorlar gerçekten. Dolayısıyla ben de onları çekmek istemiyorum. İkinci katta. Kahve içelim. Karşıda ne görüyorsunuz? Gold's Gym. Ama öncesinde bir kahve içmem lazım. Çünkü dediğim gibi uyumuşum. Indian Place. Hadi bir Indian kahvesi içelim. Telefoncu. Burası AVM'nin en üst katı. Bu Indian Place'te kahve yokmuş. Yemekmiş sadece. Zaten büyük bir restoran. Şöyle bir baktım. Şu restorana baktım. Yine bir Indian bir şeyler. Şu restorana baktım. İran. İran mıydı? Irak mıydı? Bilemedim. McDonald's bir şeyler. McDonald's'tan bir tane kahve aldım. Ondan sonra şuradan yürüyoruz. Şuradan yürüyoruz. Ve şurada Gold Gym. Bugünkü antrenmanımı da orada yapıyorum. Şöyle orta boy bir kahve aldım McDonald's'tan.
Bunun fiyatı 10 dirhem. 10 dirheme aldım bunu. Birazdan spora gideceğim. Spordan önce hem açsın, çok uykum var. Hem uykum açılsın, hem de bir kafeyi yiyip gelelim, güzel hissedelim. Kahvemi içtim. Sırada Gold Jean. China Lolita. Ezan saati olduğu zaman Birleşik Arap Emirlikleri'nde, Dubai'de, Abu Dhabi'de ezan saati olduğu zaman bütün AVM'lere veriyorlar. Herkes duyuyor. Bro, çekil oradan, video yapıyorum. Let's go. How are you, bro? Şimdi is my passport. Pasaportumu istedi, bir de benden 110 dirhem istiyor ve burada video çekmek yasak. Anasını satayım, burada da video çekmek yasak. Söyledim, dedim video bu kaç dirhem? Lan dedim, param mı yok? 500. 110 istedi. 100 daha verelim, bize 400 geri versin. 10 daha verelim, 400 geri versin. Bana dedi video çekmek yasak çünkü içeride lokal insanlar var ve lokal insanlar asla videoda görünmek istemiyorlar. O değil de ben şimdi ne bileyim, ghostçıyım, anladın mı? Ben böyle biraz daha havalı bir yer, böyle bir yer bekliyordum. Tight falan getirdim. Şimdi ben burada tight'la yapamam. Dışarıdan geldiğim şortla yapacağım. Allah'tan ki şort giymiştim bugün. 105. 100 gram. I understand bro. Bu kadar 510 vermene gerek yok diyor. Ben diyorum ki lan gerizekalı. Zaten diyorum sana, diyorum 510 lira vermedim diyorum. Bana diyorum bozdurman gerekiyor. Ay anasını satayım. Şimdi dediğim gibi tight'la geldim ben buraya. Buraya tight'la geldim. Okay bro, no problem. This right is my mobile number here. Okay. 400 give me again. I'll give you 400 later. Okay bro. Open. Oğlum nasıl şimdi video çekeceğim burada ben çaktırmadan? Spor salonuna gelmişim, çaktırmadan video çekiyorum ben. Vay anasını. Namaz kılıyorlar spor salonunda. Ne olsun, sıkıntı yok. Ben şimdi burayı kullanacağım çünkü yer yok, baksanıza. Bunlar... Allah Allah, nereye geldim ben? Nereye geldim ben? Böyle. Bir tuvalete muvalete bakalım. Karavan dolayı çok fazla önlemler var tabii ki de. Duş yerleri. 110 dirhem verdim ben. 110 dirhem. Öyle bir antrenman yapacağım ki. Öyle bir antrenman yapacağım ki. 110 dirhemin içinden geçeceğim. Let's go. Zor oldu benim için. Ama yapacağım. Şimdi eğer bunu bırakırsam dolaba, o zaman çekebilirim. Ama onu bırakmazsam direkt ben video çekiyorum, ben video çekiyorum diye gezerim ortalıklarda, o yüzden olmaz. Thank you.
Rumble'lar biraz daha ileride, çok fazla dikkat çekmeden. Macera başlıyor. Hem video çekme macerası hem de antrenman macerası. Thank you.
burada maske takmak zorundum. Video çekmemek gerekiyor. Şu an tatil modundayım. Alkol, beslenme. Yani bir spor için yapmaması gereken her şeyi yapıyorum. Alkol modundayım çünkü holiday, yani tatil modundayım. Kekler, şekerler, alkoller. Alkol değil de. Bugün sabah kahvaltıda bile kek yedim mesela. Karamelli. Gömdüm yemin ederim. Sütlüydü, karamelliydi. Bir de ona ekstra süt koydum. Böyle karamel, böyle iyice kayboldu böyle süt. Süt demek de yumuşacık böyle boğazımdan bir gitti. Çok da güzel oldu. Karnım kapanmış olabilir. Karnım kapanmış olabilir ama hiç sıkıntı yok. Türkiye'ye geliyorum. 2 hafta verin bana. O süreci de paylaşacağım. Hep birlikte değişeceğiz. Şimdi ben Dubai'de birazcık... Dedim ki baba, dedim, Dubai'ye gelmişsin. Ye. Yiyeceğim Dubai'de. Türkiye'ye gelmede güzel bir seri yaparız. Hemen kısa sürede nasıl fit oluruz falan gibi. Hemen kısa sürede fitleşiriz. Thank you.
dostlar. Türkiye'de böyle suyumuzu kaybettiğimiz zaman, yani spor salonunda suyumuzu kaybettiğimiz zaman, yani ben açıkçası en azından bir tahmin ediyordum. Diyordum ki, yani emin oluyordum tabii. Diyordum ki buraya koymuşumdur. Veya bu benimdir bak. Ben normalde suyu her zaman aynı şöyle gördüğünüz gibi aynı öyle yaparım. Öyle olmuş su benimdir demektir. Ama şimdi bir tane biliyorum, benimkinin nerede olduğunu biliyorum. O dumbbellların yanına koymuştum. Orada duruyor hala. Ezik bir şekilde duruyor ama ufak bir düşünce var aklımda. Acaba benim değilse ülkemde alır onu içerim. Ama burada içemem baba. Burada içemem. Ben Abu Dhabi'yi sevmedim. Dubai'yi sevdim. Dubai biraz daha böyle global bir ülke gibi ama Abu Dhabi Arap ülkesi gibi. Bahsedeceğim bunlardan. Dediğim gibi o şu an susuz kaldım. Bir de 5 dirhem para verdim 2 tane suya. Eyvah. Hemen bütün hareketlerimi çekmeye çalıştım size. Detaylarını da anlatacağım zaten bu video bitirirken. Where's my money? $15, right? No. It's okay, bro. It's okay. Paramı unutmam. Canımı veririm paramı. Şşş.
Fren bir süre yoktu ya. Let's go. Şey kötü. Kötü olan bir şey var. Nedir o kötü olan? Ben tight getirmiştim kendime. İnsanlar mal mal bana bakıyor. Çok rahatsız edici. Kendime tight getirmiştim antrenmanda girmek için ama içeride gördüm ki tight giyemezsin baba burada. Kız yok. Kız yoku geçtim. Hani ya giyemezsin işte, anladınız beni. Enerjiyi anladınız. Şimdi bu tight'le tekrar geri, bu short'la tekrar geri gideceğim eve ama zaten taksiyle gideceğim. Şimdi bineceğim, taksiyle gideceğim. Tek sıkıntı bu. Öyle. Hazırlanalım, kaçalım burada. Şimdi dostlar, leş formu da göstereyim size. Baya baya leş gördüğünüz gibi. Ama hiç sıkıntı yok. Dubai'ye ilk defa geldim. Anlattım zaten biraz önce. Dubai'ye ilk defa geldim. Keyfini çıkartayım. Özel yemeklerini yiyeyim. Yani bu formu da birazcık kötüleştireyim. Kötü olsun. Biraz daha kötü olsun. Ondan sonra İstanbul'a geldiğim zaman bir seriye başlayacağım. Hep birlikte nasıl fitleşeceğiz? Hep birlikte fitleşelim. Güzel olalım. Aslında güzel oldu. Bir yandan bu güzel oldu. Benim boyum 1.74 biliyorsunuz. Kilom da şu anda 93, 94. Bayağı kilo. Büyüğüm yani şu an. Büyüğüm. Şimdi uzun süre diyet yaptığım için vücudum şekere açtı, anladınız mı? Şekere ve karbonhidrata açtı ve pis beslenmeye açtı. Ben şimdi şeker ve karbonhidrat, hatta pis beslenince vücudum onların hepsini emdi. Yani resmen yedim sıçamadım, anladınız mı? Onun gibi bir şey oldu. Ufak bir sip dedim size. Formum bu. Kötüyüm. Daha da kötü yapacağım. Biraz iyice bir gitsin burası. Buralar iyice bir gitsin. Hani ben şu an suluyum. Bakın, bana bir hafta verseniz ben mermi gibi olurum. Hatta bir hafta bile değil. Daha az verseniz ben yine zınk, hiçbir şey yani, beslenmeme çok dikkat etsem, tertemiz beslensem, zınk küçülsem zaten hemen her şey ortaya çıkacak. Ama istediğim birazcık yağ tutmak. Mesela bu su değil de bu suların biraz yağ dönüşmesi. Yani sular yağ dönüşmeyecek de yeni yağ oluşmasını bekleyeceğim. Çünkü siz yağlısınız çoğunuz. Çoğunuz yağlısınız. Dolayısıyla ben de yağlı olacağım ki birlikte yapacağız. Bunu istiyorum. Bir iki hafta falan daha Dubai'deyim. Yani buralardayım, Abu Dhabi'deyim. O yani güzel bir yağ kütlesi eklemek için yetersiz bir süre, evet. Ama yine de size yakın olmaya çalışacağım. Elimden geldiği kadar size yakın olmaya çalışacağım. Artık üstümüzü değiştirelim. Dolabımızdaki üstlerimizi değiştirelim. Burada çok normal namaz kılanlar. İnsanlar namaz kılıyorlar. Respect. Her şeye respect. Hadi bakalım. Çıkma zamanı. Tamam. Gitti. Neyse. Birazcık oturacağım, dinleneceğim. Arap parfümleri. Bu arada spordan çıktım. Spor şuradaydı. Çıktım spordan. Burada maske takmamanın cezası çok fazla. Oha lan. Video çekmeye bir başlıyorum. Güvenlikler bana doğru saldırıyor. Ama sıkıntı yok. Yani spor salonunda ben güzel görüntüler aldım. Onlar yeterli benim için. Taksiye biniyoruz. Market orada. Falanlar filanlar. Pizzalar.
Size bir şey söyleyeyim mi? AVM'de üşüdüğümü fark ettim. Oh sıcacık. Oh ne kadar güzel. AVM'den çıktım. Şuradan bir taksiye. Let's go. Şimdi takside bir daha üşüyeceğim. Bu kadar da garip bir devlet millet. İşte kışı çok soğuk. Yazı da çok sıcak oluyor. Taksiye biniyoruz. You work? Let's go. Bro, let's go. Banias. Yeah. Where are you from? Cameroon. Cameroon. Nice. Next to Nigeria. Nice to meet you too, bro. My pleasure. You work in here, right? Yes, I work here. You know, as a taxi driver. That's good. Nice money. Too much problem now. Too much problem now. No customers to meet target. Yeah, for Corona, maybe, yeah, right? Yeah, Corona. Fucking Corona. Yeah. Turkey, you know Turkey? Yeah. I have so many friends in Turkey from my country. Yeah. I've been studying in Istanbul. Yeah. I was working on a scholarship to move to Turkey, but I would they did not grant me that scholarship. True, bro. I live in Istanbul. Normally. I love Turkey. Hopefully, I still have hopes to go there for studies. Because I got a master's degree 2017 in my country. Yeah, just coming here as a stepping stone because we have a war, there's a civil war in the country. So many youths are dying like that. I think my country so much helping for your country. Is this true? Yeah, it's helping. True, right? Yeah. We have so many students from my country. So many students. So many. Yeah. My friends, my brother, one of my cousins there. Wow. Yeah. Nice. For education. I will look. I will see so much in television, but television sometimes true, sometimes not true. You understand? Turkey has a good relationship with Cameroon. Turkey is so good country for the world. Yeah, I like my country. I think I will pay tip for you, but you can do it. Why? Like this. That's not true, man. Dolandırıyor beni bu. Baya dolandırıyor beni. Ben tabii farkındayım her şeyin. Bak ben dedim ki ona, sana dedim tip ödemeyi düşünüyordum. Yani sana fazla para vermeyi düşünüyordum. Çünkü yok dedi Türk bilmem. Sohbet ettik işte. Ama şimdi öyle yapınca dedim bro why? Why you can't do it like this? But it's the main street now. The Allen Road. Okay bro, let's go. I cannot pay this money for you. This one? Yeah. How much you always come here, sir? I don't know. We are go and look. From here we go. You cannot listen to me. Yes, let's go more. Go. Yeah. Listen to me, please. I will pay this money for you, no problem. I love you because you are a good man, I feel. Let's go like this. Don't worry. This is park. In 300 meters at the. Bu para da sana hediyem olsun. I have YouTube channel. I will take video for my YouTube channel. It's no problem for you, right? So this roundabout we go straight again? Yes. Yes, bro. Left side and little bit more. And my friend's home is here. Stop here. No. Little bit more. Yeah.
Şimdi normalde ben buraya geliyordum 30 dirheme falan. Burada tuttu 44 dirhem ama çocuğu çok sevdim. Bilerek yaptığını düşünmüyorum. Let's go a little bit more. O yüzden ona parasını ödeyeceğim. Hatta fazla da vereceğim. Dur bakalım ne kadar paramız var. Bu paralarımız. Şimdi bir. How much bro? 45 dirhams 50 for 45. This for you. Thank you for everything bro. Thank you so much. I am Turkish people. Don't forget. Okay? Don't forget. Turkish people is so good. Evet, taksiden indim. Son olarak mahallemi çekeyim size. Gece bir mahallemi çekeyim. Gündüz de çektim galiba burayı. Bu videoda mı, başka videoda mı hiç hatırlamıyorum. O kadar çok video çekiyorum ki. Sadece video çek. Gerçekten hatırlamıyorum. Bütün videolar birbirine karışmış. Onu editlerken onu oradan alıyorum. Onu buradan alıyorum. Onu oradan siliyorum. Onu... Yani ne yaptığımı bilmiyorum. Sadece her anımı video kaydediyorum. Anladınız mı? Şu anda da gece spordan geldim. Artık bu videonun neresinde olur? Sabah. Bu videonun önünde mi olur? Arkasında mı olur? Spordan geldim gece abi şu anda. Evime gideceğim, yatacağım. Bu videonun büyük ihtimalle bir tanesinin sonu olur. Herhangi bir tanesinin sonuna koyarım. Öpüyorum sizi. Kendinize çok iyi bakın. Videoya like atın. Harbiden emek var. Hem beynimi yoruyorum hem vücudumu. Bugün ben ne risklerle bu videoyu çektim. Sizin emeğiniz yok. Like atın, abone olun. Bir şeyler yapın. Eve geldim. Tam bir arabiken. Şimdi hizmetçilerim falan var içeride biliyorsunuz. Takılacağım. Şaka yapıyorum. Hiç sevmem o muhabbetleri. Ben asla o şekilde davranmıyorum onların davrandığı ama kültür yani. Yapacak bir şey yok. Ben her zaman kendi şeyimi kendim alırım abi. Hiç sıkıntı yok. Ama onlar biraz kötü davranıyorlar maalesef. Ama... kültür. Yapacak bir şey yok. Bay bay. Spordan sonraki öğünüm geldi. Kaslı ol. Ve bu videoyu bir barda bitiriyorum. Adri White Gargaruchi. Benim çocuğum nerede kaldı?